Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere Trendyol ürün takip sisteminin web request'ten gelen verileri nasıl işleyebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle Nugget Manager'dan yeni bir paket yükleyeceğiz arkadaşlar. Halihazırda kullanılan, benim de aktif olarak kullandığım C# tarafından. HTML Eagle Packet şu arkadaşlar. Şurada da GitHub repo'nun bunun kullanımı vardı. Şunun bir okunuşuna bakalım. HTML Agility Pack. HTML Agility Pack'miş okunuşu. Şuradan da GitHub repo'mdan da HTML Agility Pack veri alıma kodundan da rahatlıkla ulaşabilirsiniz kullanımını. Lastable'i 1.11.46'ymış. Nice. Ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi eklendi. Şimdi olayımız ne? Nedir? İlgili string geldi buraya. Buranın içerisinde. İster buranın içerisinde yapabilirsiniz. İsterseniz de dışarıda yapabilirsiniz. Dışarıda yapacağız biz. Şimdi kullanım nasıl? Hemen şu kodları alıyoruz arkadaşlar. Burada textbox'ı geç. Load veride response vereceksiniz arkadaşlar. İlgili HTML veriyi istiyor sizden. Veya da HTML, XML gibi. Şimdi response'un fakat şöyle bir olay var. Bunu global yapmanız lazım. Veyahut da bunu gelip burada işlemeniz lazım. Yoksa hata verir. Geldik buraya. Variable HTML eşittir new. HTML oluşturduk. Document metoduyla. İşte HTML'i yükleyi load HTML'den ilgili string veriyi verdik. İlgili HTML'imizi. Şunu değiştireceğiz. Burada zaten bakayım ne vermişim. Faturayla alakalı bir proje yapmıştım. Onu ya vermişim. XML XPath'ını vermişiz arkadaşlar burada. Şimdi HTML document node.select nodes. İşte ilgili array geliyor. Sıfırıncını inner text'in demişiz. Burada XPath'ları nereden yararlanacağız? Ondan bahsedeyim. Bizim Selenium işlemlerimizde kullandığımız XPath'lardan yararlanacağız arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyorduk? Eğer kontrolse vesaire toplam count'u alıyorduk değil mi buradan? Şuradaki XPath ile. Şu XPath'ımızı bir alalım. Buradan bir integer count diyelim. XPath'ımızı buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi innotext vesaireyi kaldır. Dot. Bu bize legend veriyor. Okey. For döngüsü ile kullanalım. Toplam count kadar döndür diyorum arkadaşlar. Buradan sonraki işlemler. Şimdi şunları şöyle alıyorsunuz öncelikle. Şimdi başlarına bir R koyalım arkadaşlar. Data quality hariç. Geliyoruz buraya. Yani request'lerle alakalı veri olduğu için şöyle kontrol tuşuna bastım. R'leri otomatik ekledim göreceğiniz üzere. R ürün resmi. Fakat burada fazla ekledik. Şuradan sonraki 1-2-3 okey. Buradan sonraki ise şeyler arkadaşlar. Request'in değişkenleri. Veyahut da şöyle yapalım. Şimdi request değişkenleri diyelim arkadaşlar. Şunlara
Nice. Buraya da selenium değişkenliği diyelim. Açıklayıcı olsun biraz. Değişkenleri. Okey. Normal değişkenler gibi gibi. Geliyoruz buraya. Burada şimdi edit dememiz gereken yerler var. Neler var da diyeceksiniz. Şimdi şu xpath'lar var ya arkadaşlar. Xpath'ı alalım. Ctrl X. Buradan ne geliyordu? InderText'inden ürün adı geliyordu değil mi? Geliyorsunuz buraya, şunu siliyorsunuz. Diyorsunuz ki HTML nokta document node nokta selected nodes dot bir to string olarak gelecek arkadaşlar bu. Düzeltiyorum. Array olarak gelecek. Bakayım doğru mudur? Doğru. Array geliyorsun. Dot array'in kaçıncı? Sıfırıncının dot inner text'ini al diyoruz. Şimdi aynı şekilde Ctrl C okuma satırı yap ve yapıştır. Gel buradan okuma satırının içerisinden ilgili xpath'ı al arkadaşlar. Bu sırada yukarıdaki xpath'ların aynısını kullanıyoruz. Onu da belirtmek isteyeyim. Inner text'i. Fakat burada ne yapmıştık? Biz dedik ki ilgili TL geldiğinde benim para birimimi çevir dedik. Aynısını da yapıştırdık buraya. Çöp, sil. Sonra ürün resminde attribute vermişiz. Nice. Onda da şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bir integer sayaç ekleyelim. Şuraya da eşittir 1 diyelim. Vesaire vesaire. Getirildi. O bu şu. Gene aynı şekilde verdik arkadaşlar. Göreceğiniz üzere inner text demeyeceğiz bu sırada bunu. Onu da söylemiş olayım. Burada diziyle 1, 2, 3 vesaire vermişiz. Okey. Ha bak yukarıda bir şeyi kaçırdık. Elements'i verdiğimize göre sıfırıncı demeyeceksiniz arkadaşlar. İ değeri. Hep sıfırı getirmeyecek tabii ki de. Onu kaçırdım. Kusura bakmayın. Ctrl C. Bu da iyi değeri. Fakat burada bir ek var. Attribute getireceğiz. Yani src getireceğiz. Onun için get attribute'ün src'sini bana getir diyoruz arkadaşlar. Tabii bizden ne istiyor? Niye kızdı? String vermemizi istiyor. Kodumuzu yazdık. Şimdi çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Veri getir diyelim. Bunu ileriki aşamada eğer videolarda istek olursa videoların izlenmesi sayısına göre arkadaşlar minimal 1000 izlenme olursa videolarda database entegreli otomatize bir şey nasıl yapılabilir onları da göstermeyi planlıyorum. Arz talep olayına dönüyor biraz gerçi de bu. Request verileri getir diyoruz arkadaşlar. Hepsi boş geldi gördüğünüz üzere. Şimdi neden? Geliyoruz. Şimdi requestlerde dokümantta geldi mi veri? Ona bakıyoruz. Diyeceğim. Geldi. Fakat inner text. Yo. Veri geliyor. Heh, pardon arkadaşlar. R'leri unuttum. R'leri unuttum.
Unuttun der gibisin. Sanki. Kusura bakmayın. Şimdi. Getir diyoruz arkadaşlar request'te. Gördüğünüz üzere tıkır tıkır. Request'te olaylarında Selenium'dan daha hızlı getiriyor. Fakat şurada bir hata vermişiz. Vermiş. Düzeltiyorum. Onu da manuel quick watch'la bakacağız arkadaşlar. Sorun neymiş? Gel buraya. Şimdi diyoruz ki quick watch dot burada da array mı? Şöyle bir getir diyelim. Sistem burada ne veriyorsun? Ha, düzeltiyorum. Burada value'dan tamam. Okay. To array'in diyeceğiz. Sıfırıncının value değerini diyeceğiz arkadaşlar. Fakat burada default'u getirmiş mesela. Şunu getirdikten sonra bir de HTTPS vesaire vesaire koymamız lazım. Başına. Dot to string demeye gerek yok. Öncelikle ops. Hepsini almamışım. Kusura bakmayın. Şimdi value değeri bize string döndürecekti. Yanlış hatırlamıyorsam. Fakat ne yapacağız biz buraya? İlgili URL'ye oluşacağımız için arkadaşlar. Trend yolda nasıl gösteriyormuş? Resmi yeni sekmede aç deyin. Hemen buradan gelen resim URL'sine bakalım arkadaşlar. F11 gel buraya. Default vermişsin. Gel buraya. Şimdi content olsa olsa buradan mı olur? Yok. CDN'den mi olur? Content buradaymış. Düzeltiyorum. Değilmiş. Product Media. Default resim nerede burada? Bazıları gelmiyor. Yüklenmiyor daha doğrusu. Niye yüklenmiyor onu anlayamadım da. Her neyse. Yo, şöyle bakalım biz. Hepsi bir gelsin. Listelensin arkadaşlar. Duruma göre bir editleme yapalım. Hepsinde ise tabii ki editleme yapacağız mecburen. Nasıl yapacağız? HTML'i alacağız. Bu sefer de request'e de sorun veriyorsa arkadaşlar veriyi getir. İlgili response veriyi al. Misal. Gelin buraya HTML olarak senle. Tabii burada resimlerin hepsi boş. Büyük ihtimal buraya JavaScript ile getiriyor olabilir. Büyük ihtimal. Arkadaşlar. Şu an burada resimleri çekemezsiniz. Resimleri çekmek için başka işlemler de yapılması gerek. Şu an burada resim çekmemize de gerek var yok. Size kalmış. Şu an zaten ürün takip olayını yapacağımız için arkadaşlar. Biz sadece şeylerini, fiyatlarını ve benzeri görmek için yapıyoruz. Burada ürün resmi yerine URL'sini de alabiliriz. Ve URL'sini de alalım arkadaşlar. Buraya yani request'te URL'sini alalım ki hangi resim düzeltiyorum, hangi ürün bu. Şimdi diyeceksiniz URL'i nasıl alacaksın? Şöyle hemen bir xpath oluşturalım. Şuradan hops
Dolar işareti. Ops. Affenleke. Affedersiniz arkadaşlar. Class. 20 tane var. Nice. Fakat get attribute değil. İlgili dizinin dot get attribute neydi bu? Ref mi? Ref'in de mi? Nice değil. Not nice. SRC mi? Fakat bu div bunun bir altındaki A'nın ref'i olması lazım. Nice. Gördüğünüz gibi bir altındaki ref'in. Okay. Şu xpath'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Ürün linklerini listeleyelim. Ürün resiminde. Ne yapıyoruz derseniz geliyorsunuz buraya. Şöyle Ctrl C. Buraya href diyorsunuz. Href linkini getir bana. Hemen bakalım getiriyor musun? Şuradan compile et. Getir. Mis. Fakat buradan direkt gidemezsiniz. Onun için de arkadaşlar şöyle bir Google'a nasıl yapalım. Neymiş? Ben böyle yaparsam geliyor mu? Geliyor. Yani HTTPS başına koyacakmışız arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Şu alana HTTPS ekliyoruz. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Direkt linke tıklayıp burada iki tane var. Onu da silelim. Daha doğrusu şunu kaldırdığımızda olay çözülecektir. Okey. Deneyelim arkadaşlar. Şunu da bir try catch'in içerisine almamız gerekebilir. Yani hata ayıklama vesairesinde. Request'lerle veri getir. Gördüğümüz üzere. Bütün ürünlerini de gördük. Şimdi diyeceksin ki şundan şöyle yapalım bir de. Güzel bir özellik koyalım arkadaşlar. Eğer mesela ben olsam ne yaparım? Bir double click eventine güzel bir kod yazarım bununla arkadaşlar. Şöyle. Double click. Yani çift tıkladıysa adam ne yapsın? Process kontrol noktayla yukarıya using system bla 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 attık. Process nokta start. Yani ilgili bir URL'i başlat. Fakat neyi başlat? Bizim 012 de değil mi arkadaşlar? 012. 2 de URL. 2 de. Fakat hata aldığında bize arrow bassın. Çünkü diğer tarafta getirdiğimizde hata verebiliyor. Verebilir. Yani Selenium'le getiriyoruz ya. MV exception.message. Evet, bastıma yazalım. Okey. Ve 0.1. Proses noktası start dedik. Şimdi data grid view'in diyorum ki ben current row yani seçili satırın current row nokta kelsin kaçıncı kels? 0 1 2. İkincisindeki value değerinin dot toString değeri. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Şu işime yarayacak. İlgili veri geldiğinde ben oraya çift tıkladığımda ilgili URL'ye gidebileceğim arkadaşlar. 0, 1, 2. Onun için yaptık. Şimdi ben burada şuna da bassam mesela ben şunun ürüne gitmek istiyorum değil mi? Çift tıklıyorum buraya. Gördüğünüz gibi onun 0, 1, 2.deki ilgili URL'ye gidiyor. Ben buraya da bassam mesela şuna basarsam gene buraya gidecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 10 numara sistem.
Dediğim gibi arkadaşlar, bu videomuzda bu kadardı. Eğer ilgili eğitim videomuzda videolarımızı izleyen arkadaşlar bunun devamını istiyorlarsa, 1000 izlenim geldiğinde, yani yüksek bir izlenim geldiğinde, yani minimal aslında 1000 izlenimde minimal bir izlenim eğer gelirse, ilgili database'e bu verileri çektikten sonra database'e kaydedilmesi, tarih, saat vesaire olarak kontrol edilmesi gibi özellikler de eklemeyi planlıyorum arkadaşlar. Bu konularda zaten uzmanım. Halihazırda yazdığım botlarım da var. PHP, Python, ne kadar fazla kullanmasam da Python, C#, ana dilim C# zaten gibi gibi. Bu eğitim videomuz şimdilik bu kadar arkadaşlar, bitti. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.